Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Sakarya Fiat Akgün'deyim. Test araçları gelmeye başladı artık. Egea Cross'un testini yapmak istiyorum sizler için. Bakalım araç yolda nasıl hissettirecek? Yalıtımını, devir bantlarını ve aracın hızlanması olsun, şerit takibi olsun, bunları elimden geldiğince test etmeye çalışacağım. Bakalım aracın bana verdiği tepkiler nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Ama öncelikle beni eğer YouTube'da ilk kez görüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adresinden de gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Onu da aşağıya hemen buraya bırakıyorum. Şimdi ben sizi kafama alıyorum. Ondan sonra Egea Cross'un testine geçiyoruz. İçeride görüşürüz o zaman. Aracımız manuel. Şuradan start yapıyoruz. Kemerimizi takalım. Şerit takip sistemimiz aktif şu anda. Sol tarafta bir ibaresini görüyorum ben. Şunu indirelim. Şu oyun ayarlarımı yapayım. Daha iyi olur. Evet arkadaşlar, sürüşe başladık. Bakalım Egea Cross bize nasıl hissettirecek? Ben de çok merak ediyorum. Şerit takip sistemimiz direkt aktif oldu. Sol tarafta işaretçini görebiliyorsunuz. Direkt şeridi algılıyor ve yakınlaştığınızda sarı bir işaret veriyor bize. Kör nokta uyarı sistemi de çok güzel çalışıyor. Yolda birazdan size onu da göstereceğim. Klimamızı biraz açalım. İçerisi bayağı sıcak oldu. Şu anda biraz bozuk yollarda ilerliyorum ama içeri herhangi bir ses gelmiyor tak tuk diye amortisörlerden. Gayet güzel şu anda ve kendimi bayağı bir yüksekte hissediyorum ki koltuğumu aşağı konumlandırmama rağmen bu da sizi yani SUV bir araçta olduğunuzu hissettiriyor. Bunu hep beraber göreceğiz. Kör nokta uyarı sistemi beni hemen uyarıyor yan tarafta araç olduğunda. Sesli uyarısı var. Şu an direksiyon hissiyatı güzel geldi bana. Hızlanmasına bakacağım. Mesela tabela okuma sistemimiz var. 80 km'de bana şu anda uyarı veriyor ve 80'e düşüyorum. Ve yanıp sönmeyi bırakıyor. Mesela 80 km'ye tekrar geçtiğimde bir bip sesiyle tekrar beni uyarıyor. Daha müsait bir alanda şerit takip sistemine bakmak istiyorum. Şu anda bayağı yoğun trafiğin olduğu bir yerdeyim. Araç dediğim gibi gerçekten yüksektesiniz kullanırken ve bir SUV'da olduğunuzu çok rahat hissedebiliyorsunuz. Viraj kabiliyetine de bakacağız. Mesela ellerimi biraz direksiyondan çektiğimde de bana hemen uyarı verdi, ellerinizi direksiyona koyun diye. Ve şu an beni şeritte tutuyor. Bak, daha demin virajda kendisi çevirdi direksiyonu. Biraz şeride taştığımda. Gayet güzel. Şu an kör nokta uyarı sistemi de sağ tarafta çalışıyor. Sinyal verirseniz şeride geçmenize izin veriyor araç. Ama onun dışında direksiyona hemen müdahale ediyor. Mesela şurada bir şerit takibi deneyelim. Sol tarafta düz bir çizgim var. Yaklaşıyorum. Hemen direksiyonu kırıyor soldan sağa doğru. Beni şeritte tutuyor. Ara hızlanmalara bakalım. Evet, güzel. Ara hızlanmalarımız da gayet yeterli.
Aracın devir bandını size göstermek istiyorum. Şu an 5. vitesteyim. Aracımızda ve 100 kilometrede gidiyorum. 2100 devirdeyim şu anda. Oradan pay biçebilirsiniz. Tam 2100 devirdeyim. Sesi de çok güzel geliyor. Bakalım yalıtımı nasıl 90 kilometrede. Şu an 95 kilometredeyim. Sabit hızda motor sesi kesinlikle almıyorum. Sadece bir tık yol sesi var, onun dışında rüzgar sesi de yok. Şerit takip sürekli çalışıyor şu anda. Aktif hissedebiliyorum direksiyona müdahalesinden. Hani biraz kaydığımda bakın direkt beni yola sokuyor sert bir şekilde ama. Evet, ben yoldaki hissiyatını sevdim Cross'un. Yüksekte olmayı sevdim. Aracın gidişi güzel. Güvenlik donanımları sürekli aktif şekilde çalışıyor. İçeriye ses alması çok daha azaltılmış bir önceki araçlara göre. Bakalım sizin yorumlarınız nasıl olacak? Size gelen ses nasıl? Onların hepsini yorumlarda bekliyorum. Mesela sol tarafta yine sabit bir şerit olduğu için yaklaştığımda direkt sarı olarak algılıyor ve bana bunu gösteriyor. Mesela sinyalsiz olarak şerit değiştirmeye çalışacağım. Bakın direkt direksiyona müdahale etti. Bakın görebiliyorsunuz. Vites geçişleri güzel. Vitesi gayet kolay alışabildim. Bir de viraj kabiliyetine bakalım burada. Şu an 100 km ile döndük. Güzel görünüyor. Aracı buraya park edebilecek miyiz? Evet, geri görüş kameramıza hemen devreye girdi. Çok dar bir alandayız. Bakayım buna. Gerek yok şu an için. Ön park sensörümüz var. Arkada kameramız var. Ayrıca sensörlerimiz var. Bu sayede şu anda kolay bir şekilde park edebiliyorum ben. Yaptık. Hemen buradan stop edebiliyoruz. Çok ufak bir çalışma tepkisi var aracın. Direkt zıt diye çalışıyor. Çok detaylarından sıkı sıkı bahsedemedik. Ama aracın gidişatı olsun, virajlar olsun. İleride gördüğünüz şerit takip sistemi gayet güzel çalışıyor. Aracın hissettirdikleri virajda olsun, gidişatı olsun gayet güzel. Ara hızlanmaları normal 1.0 100 beygir araçta. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.